Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Türkiye Altıncısı Hasan'la beraberiz. Hasan'la karantina sürecini konuşacağız. Biliyorsunuz son açıklanan olayla birlikte MEP artık okulları, dershaneleri, özel veya devlet okulu fark etmez kapattı. Hasan Gil'in döneminde de böyle bir şey oldu. Yani evet. 2020'de ikinci dönem. Sen Hasan dershaneye zaten gitmiyordun. Yok, dershaneye gitmiyordum. Okul da kapandı. Peki evde nasıl çalıştın da bu büyük başarıyı elde ettin? Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Ben disiplini hiçbir zaman elden bırakmadım. Ve sürekli haftalık program oluşturmaya devam ettim. Zaten sene başından itibaren yapıyordum. Sınava kadar devam ettim buna. Mart ayından itibaren bu karantina süreci başladıktan sonra daha da disiplini hale getirdim. Böyle devam ettim. İstersen bu çalışma programlarından bahsedelim biraz. Tabii. Öncelikle ben pazar günleri otururdum akşamları. Biraz da dinlenirdim öğleden sonra. Akşamda oturup kendime bir program hazırlardım. Program içeriğinde sonraki hafta hangi konuya, hangi saatte veya işte ne kadar çalışacağım gibi içerikleri yazıyordum. Örnek vermem gerekirse genelde 1,5 saatlik bloklarım vardı. 1 saat ya da 1,5 saatlik bloklarım vardı. Günde 6 blok, 5 blok, 6 blokla yapabilirsiniz. İsterseniz şu an çalışamıyorsanız 4 blokla başlayabilirsiniz. Ben 5 blokla başlamıştım. Atıyorum işte 2 blok matematik, sonra birer blok fen dersleri. Günün sonunda eğer hala yorgun değilsem sosyal ekliyordum üstüne. Sosyal çalışması da çok önemli bu arada. Mart'tan itibaren haftada 2 ya da 3 tane TYT denemesi çözmeye başlamıştım. Şu an için 1 ya da 2 ideal. Peki Hasan, güzel anlattın da ben şeyi merak ediyorum. Şimdi insanlar karantina oldu ya tekrardan, hı hı. Okullar kapatıldı. Ya sizin döneminizde bu olunca senin moralin bozuldu mu? Nasıl toparladın bu süreci? İşte eve nasıl adapte oldun vesaire? En çok merak edilen kısım bu açıkçası. Yani bunu nasıl atlattın, bu karantina sürecine adapte olmayı? Şimdi bu en başta 3 hafta diye başlamıştı hatırlarsanız. Sonra gitgide uzayacağı belli oldu. Ben ilk tatil olduğunda oturdum bir akşam kendi kendime. O gün hiç çalışamadım zaten moral bozukluğundan. Ki tüm Türkiye'de böyleydi muhtemelen. Çok zorlu şartlarda ders çalışamayan tek kişi siz olmuyorsunuz. Bu bir kere aklınızı bulandırmamalı. Oturdum ve düşündüm. Ben şimdi ne yapmalıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim? Hangi olumsuz durumlar beni etkileyebilir? Daha sonra ne kötü olabilir? Daha da kötüye gidecek mi işler? Bunları düşündüm. Ve her türlü ihtimal için farklı planlar kafamda oluşturdum. Nisan ayındayken yarın bir gün okullar açılsa ne yapacağım benim için belliydi. Sınav Eylül ertelense benim ne yapacağım belliydi. Sınav Mayıs'a çekilse benim ne yapacağım, ya az çok kafamda her türlü plan vardı. Beni aslında başarıya götüren bu kadar planlı çalışmak oldu. Her türlü ihtimali düşünmek oldu. Kesinlikle moraliniz bozulacaktır. Bu çok normal bir şey. Bu karantina sürecinden bağımsız olarak da zaten sınav sürecinde yeterince moral bozucu olaylar olabiliyor. Bunu en kısa zararla, en düşük zararla atlatıp önünüze bakmanız gerekiyor. Yeni planlar, yeni rotalar çizmeniz gerekiyor. Ben de bunu yaptım her zaman. Bu bahsettiğim çalışma programlarını daha da sıklaştırdım. Daha da sağlam bir şekilde uyguladım. Beni bu zorlu süreçten kurtaran bu oldu. Moral bozukluğundan kurtaran bu oldu. Ben bu disiplin çalışmaya devam ettikçe, planlarıma uydukça kendimi daha da güç buluyordum. Moral bozukluğu da azalıyordu doğal olarak. Zaten arkadaşlar Hasan Mert'in sadece iki yanlışı var. Yani o da TYT'den sadece iki yanlışı var. TYT'de 6. AYT'de de iki yanlışı var. AYT'de de iki yanlışı var. 93. oldu AYT'de de. İki Türkçeydi. Diğerleri full matematik, sosyal ve fen kısmı full yaptı. Şimdi burada hani bunu toparlayamayan mesela Hasan'la aynı seviyede bir öğrenci karantinadan önce. Toparlayamayanlar çoğu çok geriye düşmüştür muhtemelen. Kesinlikle. Ya bu sizde de olacak. Ben de evde çalıştım. Abi evde çalışınca kazanılmıyor mu? Kazanılır. Bunun dershaneyle, özel dersle, ne bileyim başka internetteki dershanelerle hiçbir alakası yok. Bu sizin kendi disiplininizi oluşturabilmenize bağlı. Tamamen böyle. Ya işte bakın bir örneği burada. Sayısalda derece, TYT'de derece, işte eşit ağırlıkta, sözelde ben derece yaptım, ben de evde çalıştım. Arkadaşlar bunun sadece inanç meselesi olduğunu, sizde bittiğini anlayın. Peki abi şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki bunaldın karantina sürecinde. Olabiliyor insanız. Dışarı çıkmak yasak. O zaman öyleydi değil mi? Öyleydi. 20 yaş altında yasaklı dışarı. Peki sen ne yaptın abi? Çok bunalmışsın der. Mesela bir gün böyle çok bunaldım. Ya yapamıyorum diyorsun ders. O gün ne yapıyordun? Güzel soru. Kendime zaman zaman mola veriyordum. Bazı küçük kaçamaklar yapmayı kesinlikle ama kesinlikle ihmal etmemeniz lazım. Ben ne yapıyordum mesela, bazen atıyorum çarşamba günü benim dersim normalde 8.30'da 9'da bitiyor bahsettiğim programda. Ama 6.30-7 olduğunda işte son 1 ya da son 2 bloğu yapamayacak gibi hissettiğimde bırakıyordum. Ailemle zaman geçiriyordum. Ailem bana çok kuvvet veriyordu. Öte yandan komik televizyon programları izliyordum. Keyfimi yerine getirecek aktiviteler yapmaya çalışıyordum. Mesela bağlama ve gitar çalmayı severim ben. Bunları yapıyordum biraz daha sakinleşmek için. Kendimi rahatlatmaya çalışıyordum. Yani siz de çok yorulduğunuzda, ne bileyim çok başınız ağrıdığında, kendinizi çok yorgun hissettiğinizde çalışmaya zorlamayın kendinizi. Bu kez sadece test kitabını karalamış olacaksınız. Bu hiçbir işe yaramayacak. Hani belki de o testi çözeceksiniz o gün. Yanlışınızı işaretleyeceksiniz ama öğrenmiş olmayacaksınız.
O yüzden gerçekten kendinizi kötü hissediyorsanız ama gerçekten kötü hissediyorsanız ufak molalar vermekten korkmayın ki bunu zaten yapmanız lazım. Mesela şahsen ben şu örneği de vermek istiyorum. Son aya kadar ben her pazar TYT denemesi çözüp onu da biraz analiz edip daha sonrasında bırakırdım çalışmayı. Çünkü benim dinlenmeye ihtiyacım vardı. Bu bizim hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Hani isterseniz ilk 100 hedefleyin, isterseniz ilk 10.000 hedefleyin, isterseniz ilk 100.000 fark etmez. Ne istiyorsanız isteyin, küçük molalar vermek, kendinizi rahatlatmak zorundasınız. Evet. Şimdi arkadaşlar genel anlamda yani biz Hasan Mert'ten şunu anlıyoruz. Bir, abi karantina olduğu zaman ilk 1-2 gün senin de moralin bozuldu. Her kesin, çalışamadım zaten. Çalışamadım ve hemen plan yapmaya başladın. Karantina uzarsa ne olur, işte okul açılırsa ne olur gibi. Bunları belirledin. İki, kendine yapabileceklerin hakkında bir liste oluşturdun. Bir program tarzı bir şey oluşturdun. Evet. Daha sonra elinden geleni yaptın. Moralin bozukluğu oldu. Bu dönemlerde işte, ya tabi bu kişiden kişiye değişir. Sen mesela çalgı aletleriyle evet. uğraşmışsın veya televizyon izlemişsin. Hı-hı. Bu başka, mesela arkadaşın spordur, spor yapabilirsin. Hı-hı. Yani burada toparlanmanız lazım. Arkadaşlar bakın, adamın iki yanlışı var. Ya sonuçta bu sınavda birileri ya full yapıyor ya da full'e yakın yapıyor yani. O yüzden siz çalışmasanız da sizin yerinize, ya Hasan 6. olmasaydı başka biri 6. olacaktı. Ben 24. olmasaydım başka biri benim yerime 24. olacaktı. Bu iş böyle. Pes eden gitti. Şu an karşı, peki sana samimi söylüyorum bunu. Karşılığını aldığını düşünüyor musun? O kadar çalıştın abi. Evet, çok güzel bir soru. Tüylerime diken diken oldu şimdi sen öyle deyince. Arkadaşlar, çalıştığınız her bir saniyenin karşılığını tek tek alıyorsunuz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Ben şu an geri dönüp baktığımda diyorum ki iyi ki de çok çalışmışım. Yani çalıştığım her bir saniyenin karşısını aldığımı hissediyorum gerçekten. Yani şu an hayatından memnunsun. Zaten bu arada Hasan hazırlık öğrencisi. Abi hazırlıkta evet. da dinleniyorsundur yani. YKS'ye yaslanamayacak bir süre. Hani bazen şunu duyuyorum arkadaşlar falan soruyor. Abi Boğaziçi'nin hazırlığı çok zor. İşte oran hazırlığı çok zor. Bura çok zor. Hazırlık okumak. Hı-hı. Hayır arkadaşlar, yani YKS süreci belki de hayatınızın en zorlu süreçlerinden biri olacak. Hazırlıkla Hı-hı. kıyaslanamayacak kadar zor yani. Ben hazırlıkta günde bir saat var yani, ya bakıyorum ya bakmıyordum. Ben de şu an yani o kadar bile bakmıyorum neredeyse. Yani aynen, yani çok bir abartılacak bir şey değil. İşte karşını da aldım. Hem maddi hem manevi anlamda. Dinleniyoruz da işte bu süreci. Yani bu 7 ay, şu an 7 ay, 7 küsur ay var sınav. 7 ay atlatalım. Ne olursa olsun birileri pes etmeyecek ve o birileri kazanacak. Peki Hasan, videoyu bitirmeden önce var mı eklemek istediğim bir şey arkadaşlara, son bir tavsiyen? Arkadaşlar, hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Şu an istediğiniz durumda olmayabilirsiniz. İstediğiniz netleri yapıyor olmayabilirsiniz. Ama bu demek değildir ki siz düzenli çalıştıktan sonra bu netler artmayacak. Başkalarının olduğu seviyeye gelemeyeceksiniz. Kesinlikle geleceksiniz. Siz yeter ki yanlışlarınızı analiz etmeye çalışın. Ben biraz da bu analiz meselesine girmek istiyorum. Ben düzenli olarak TYT denemesi çözerdim. Çalışmaya başladığım Temmuz-Ağustos ayından sınava kadar çözdüm. Son zamanlarda haftada 5, haftada 6 çözdüm bile oldu. Denemeyi çözerdim. TYT denemesi 2 saat 15 dakika. Sonradan 2 saat 45 dakika alındı. 2 saat 15 dakika çözüyorsam daha sonrasında 2 saat 15 dakikada ben onu analiz ederdim. Denemeyi çözerken yaptığım soruları bile bazen işaretlerdim ki daha sonrasında bir bakayım. Hani ben emin olmadan yaptım bunu. Doğru yaptım ama nasıl yaptım? Hani başka bir seçenek koysa benim kafam karışıp da onu yapamayacak mıydım? Yanlış yaptığım sorularla zaten uğraşırdım. Kesmiyordum ama o işaretli olurdu. Yuvarlak içine alıyordum onu. Net bir şekilde görüyordum. Üstüne küçük notlar alıyordum. Daha sonrasında atıyorum 5 tane deneme biriktiğinde o denemeleri baştan tekrar ediyordum. Doğru yaptığım soruları yine tekrar ediyordum. Yapamadığım soruların üstüne düştüğüm notlara bakıyordum. Kesinlikle bu. Yanlışlarınızdan hiçbir zaman kaçmayın. Bu çok büyük bir hata. Bazı arkadaşlarımı görürdüm. Genelde yapabildikleri şeylere odaklanırlardı. Evet, evet. Atıyorum, ya benim geometrim çok iyi, ben geometri çözerim. İşte ben matematikçiyim aga. Sen matematikçiysen matematiği öğrenmişsin demektir. Artık fizik çalışman lazım, kimya çalışman lazım. Bu çok yanlış bir hareket. Benim mesela en zayıf dersim fizikti. Ben en çok fiziğe çalıştım. Yani fizikten kaçmadım ya. Yapamıyorum deyip de moralimi bozmadım. İşte kitabı kaldırıp atmadım. Bir saat çalışıp yapamıyorsam üstüne 2 saat çalıştım. Yine yapamıyorsam bu kez 3 saat çalıştım. Ama sonunda yaptım. Mesele bu. Hiçbir zaman yanlışlarınızdan kaçmayın. Yanlışlarınız üstüne gidin ve disiplinli bir şekilde gidin. Ya o hata herkes, yani birçok öğrenci de var. Mesela adam beni arıyor. Diyor ki Mert, diyor 37 net yapıyorum, 38 net yapıyorum matematikten. Efenden kaç net yapıyorsun 40 soruda? 25 net yapıyorum. Adam hala diyor ki ben matematikte 2 yanlışımı nasıl kapatıyorum? 38'i 40. Ya senin 15 soruluk eksiğin var. Git ona odaklan. Yani sen 2 belki de hiç kapanmaz. Ya çünkü o 2 net arttırmak, emin olun, fende 10 net arttırmaktan daha zor olacak. Çünkü ne kadar yükseğe çıkarsan o kadar zorlaşıyor iş. Vallahi güzel, keyifli bir sohbet oldu Hasan. Teşekkür ederim. Katıldığım için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bu karantina sürecinde ne olursa olsun çalışan başarılı oluyor. Bir örneği karşımızda, geçen yıl
dershanesiz, okulsuz kazanan ve hatta çok iyi yerlere gelen Türkiye altıncısı bir öğrencimiz vardı. İşte burada. Belki de seneye onlarla video çekeceğiz. Bakalım, belki de. Belki de tanışacağız. Evet. Bekliyoruz bunları. Zaten İstanbul'a gelirlerse muhtemelen iyi dereceli öğrencilerle evet. tanışacağız. Arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dilerim. Bitirmeden bir not ekleyeyim. Aşağıya Mert Instagram adresini bırakır. Soru sormak isteyenler istediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, onu da açıklama kısmına bırakacağım. Mutlaka bakın. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.